daha da soğuyor. Kepekli ekmeğimiz, çavdar, tam buğday. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Birol Yılmaz, Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Başkanıyım. Biz ilk defa Türkiye'de kamu ve özel sektörle bir araya gelerek bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın tüm Türkiye'ye mal olmasını, örnek olmasını temenni ediyorum. Belediyemiz bir yatırım yapacaktı. Milyonlarca dolar yatırıma gidecek. Bizim de atıl kapasitemiz vardı. Bunları bir araya getirerek bu sorunu çözdük. Merhaba, ben Grand Plaza Anonim Şirketi Genel Müdürü Hasan İkat. Bu projemiz Sayın Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in vizyoner bakışıyla, büyük öngörüsüyle atıl kapasiteli olan fırıncıların onların atıl kapasitesini faaliyete geçirmek, halkımızın beklentisi olan ucuz ve kaliteli, sağlıklı ekmeği daha çok talebe, daha çok hizmet etme düşüncesiyle oluşturulmuş bir projedir. Hem zorda olan fırıncılarımızın ayakta kalması hem de halkımızın ucuz ekmeğe daha kolay ve daha fazla ulaşılabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş bir projedir. Şu an 61 olan büfe sayımızı yakında 15-20 tane daha arttırmış olacağız. Böylelikle harcanacak olan kaynakları daha olumlu insanların, halkımızın ihtiyaç duyduğu daha sosyal alanlara kullanma imkanını sağlamış olacağız. Biz halk ekmek olarak yapmış olduğumuz üretimi yaklaşık olarak iki katına çıkarma hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz. İki katına çıkartacağız. Soner Çelik, Ege Ataş'e Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda sektörü temsilen Ege Bölge Sanayi Odası Meclis Üyesiyim. Burada başta İzmir halkı olmak üzere hem belediyemiz hem İzmir sanayicisi, yani ekmek sanayicisi
hem de İzmir fırıncısı kazanmıştır. Burada kaybeden hiçbir taraf yoktur. Onun için burada bizim zaten en fazla sorunlarımızdan birisi kapasite sorunuydu. Bu şekilde de bu protokolle de bu kapasiteyi gidermiş olduk. Örnek bir proje bu. İsmim Murat Eser. Taşkent Ekmek ve Unlu Mamuller Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bizim sanayiciye bakan noktada atıl kapasitelerimiz vardı. Bu da maliyetlerimizi arttırıyordu. Bu projeyle maliyetlerimizi düşürerek halkımızın ihtiyaç duyduğu ucuz ve sağlıklı ekmeği bizdeki atıl kapasiteleri doldurarak belediye üzerinden, halk ekmekleri üzerinden halkımıza ulaştırma imkanı oldu. Ayrıca bu projenin Türkiye'deki bütün halk ekmeklere örnek bir uygulama olacağını da düşünüyoruz. Mevlana Mahallesi Muhtarı Şahin Işık. Vatandaşımızın talebi tabii ki bu ülkemizin bulunduğu maddi imkansızlıklardan, yani ekonomik dolaylardan dolayı vatandaşlarımızdan tabii ki çok sıkıntı çekenler oldu. Bunun için mahallemize gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmeği bize çok büyük ölçüde bir katkı yaptı. Mahalle sakinlerimize katkı yaptı. Mahallemizin hemen hemen bu ihtiyaca ve talebe göre tamamının karşılandığını düşünüyorum. İsmim Serdar Kırmaz. Günlük olarak kullanıyoruz. Yani çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Fiyat bakımından da çok iyi şu anda. Bizi rahatlatıyor bir tık. Kalabalık aileleri düşününce şöyle mantık olarak daha mantıklı ve ekmeği daha doyurucu oluyor diğerine göre. Adile Çatalılık. Halk ekmekten çok memnunum ve lezzetinden çok memnunum ayrıca. Hijyenik koşullarda üretildiğini biliyorum. Aile bütçesinin fazlasıyla etkisi var. Zaten aradaki fark 1 liraya çıkmış durumda. Şu anda bizim için de gayet ekonomik. Mehmet Sabzi. Tabu memnunum, iyiyiz. Memnunum, sağ olsunlar. Bakkallarla buranın arasında fark var. Burada 2 milyon, bakkallarda 3 milyon. Tabii ki memnunum, sağ güzel. Hizmeti güzel, sağ olsun. Buradaki çalışanlar da bize iyi hizmet verirler. Yani bize bir zorluk göstermiyorlar.